Hepiniz hoş geldiniz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz hepinize. Şimdi elektrik mühendisliği örgütlenmesi konusunda özellikle elektronik mühendislerin örgütlenmeleri konusunda bir oturum olacak oturumumuz. Bu konuda yapılması gerekenler planlanırken 36. TMMOB Genel Kurulu'nda verilmiş olan bir önergeyle meslek dalı ana komisyonları oluşturulması konusunda bir yönetmelik hazırlanması ve bunun şeye eklenmesi Elektrik Mühendisleri Odası genel yönetmeliğine eklenmesi konusunda bir önerge verildi. Ve bu önerge vasıtasıyla TMMOB'ye bağlı diğer mühendislik disiplinlerine ait odalarda da MEDAK oluşumu yapılması sağlandı. Özellikle multidisipliner mühendislik dallarının artması sonucunda bu tür oluşumların diğer bütün odalarda da yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla 36. TMMOB Genel Kurulu'nda verilen önerge üzerine özellikle multidisipliner çalışmalar yapmakta olan odalarda işte makine mühendisleri odası, inşaat mühendisleri odası, elektrik mühendisleri odası olmak üzere ve umutlu olarak MEDAK oluşumu sağlanmıştı ve 2006 yılının Kasım ayında yönetmelik uyarınca ilk kuruluş çalışmasının yapılması amacıyla da bizim odamızda Elektrik Mühendisleri Odası'nda ilk toplantımızı yaptık Kasım ayında. Ve MEDAK'ın oluşumunu sağladık ve MEDAK kurucu başkanı o dönemde yönetim tarafından yapıldığı için ilk MEDAK başkanlığını ben yürüttüm. Tabii MEDAK'ın oluşumu ile beraber öncelikli olarak şubelerimizde MDK adını verdiğimiz meslek dalı komisyonları kurulması öngörülüyordu. Başlangıç itibariyle bu özellikle Bursa ve İzmir şubesi arkadaşlarımızın MDK'larını oluşturarak bu konuya vermiş oldukları katkı nedeniyle bugünlere kadar taşıdık. 2015 yılındaki oluşumda ben başkanlığı bıraktım. Diğer arkadaşlar sürdürüyorlar. MDK'ların oluşumundaki ana temel amaç bizim odamızda biliyorsunuz ki bilgisayar mühendisleri ayrılıncaya kadar 4 ayrı disiplin. Ben bunlara disiplin diyorum. Arkadaşlarımız da özellikle elektrikçi arkadaşlarımız da elektrik mühendisi arkadaşlarımız da bu konuda ciddi şeylerimiz oluyor. Karşı karşıya gelmelerimiz oluyor ama elektrik mühendisi, elektronik mühendisi ve bunu zaman zaman disiplin olarak haberleşme mühendisliğiyle eş tutuyoruz. Bilgisayar mühendisleri ayrılıncaya kadar bizim odamıza kayıtlıydılar. Bir de bugünkü koşullarda biyomedikal mühendisliği vardı. Bunların her birinin MEDAK'ları var esasında. Tabii bu oluşum sırasında özellikle de elektrik mühendislerinin de bir MEDAK'ının olması konusunda benim çok ısrarlarım vardı. Hala bu ısrarım sürüyor. Yani eğer disiplinler farklı ise her birinin ayrı ayrı tabii odanın sahibi olduklarını öngördükleri için elektrik mühendisli arkadaşlarımız bizim MEDAK kurma ihtiyacımız yok diyorlar. Oysa ki elbette bütün diğer 4 disiplin gibi onların da MEDAK'ının olması gerekiyor. Bence elektrik mühendisliği ile elektronik mühendisliği arasındaki fark, tabii bu benim kişisel fikrim, katılan olur, katılmayan olur. Elektrik mühendisi ile elektronik mühendisi arasındaki fark, makine mühendisi ile elektrik mühendisi arasındaki fark kadardır. Yani bence çok farklı disiplinlerden söz ediyoruz. Elbette bütün mühendislik dallarında esas itibarıyla temel bazı konular aynı şekilde aynı disiplin altındaymış gibi görünseler bile farklı alanlarda uzmanlaştıkları, farklı alanlarda disipline edildikleri için farklı disiplinler olduğunu düşünüyorum. Bu arada
konuşmacılarımızı konu ile ilgili açıklamaları yapmak üzere konuşmacılarımızı sunacağım. Ancak burada verilmiş olan sıra şeklinde değil de belki olayın akışını daha iyi anlaşılabilmesi anlamında Ali Fuat Bey'i elektrik mühendisliği ve mevzuatlar konusunda konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Bu arada kendinizi tanıtırsanız memnun olurum. Lütfen buyurun. Ile sınırlı tutmayı düşünüyoruz. Ancak süremiz son derece rahat görünüyor. Ve lütfen sorularınızı bütün konuşmacıların konuşmalarını, sunumlarını tamamladıktan sonra eğer olabiliyorsa yazılı verirsiniz. Oturduğunuz yerden interaktif bir şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız sunumlarını bitirdikten sonra sorularınızı alabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Sabah erken bir saatte burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben Ali Fuat Aydın, Elektrik Mühendisleri Odası'nın İzmir Şubesi'nde teknik müdür olarak görev yapıyorum. Halihazırda da oda müdürlüğü vekaletinde yürütüyorum merkezde. Aşağı yukarı 15 yılı geçti moda görev yapalı, görevi başlayalı. Bu süreç içerisinde genelde serbest çalışanların mevzuatıyla daha çok ilgilenme şansım da oldu görevim itibariyle. O nedenle elektronik mühendislerin de bu konudaki yerleri konusunda bazı şeyler söyleyebileceğim itibariyle burada bir sunum yapmayı uygun gördük. YEST yönetmeliğinin çok fazla tanıtımına ihtiyacı yok herhalde artık. 5 yıl oldu yayınlanalı. 2012 yılında resmi gazetede yayınlanmıştı çalışmaların ardından. Ve bunun akabinde şu ana kadar çok da uygulama şansı bulamadı. Özellikle yetkilendirme konusundaki düzenlemeler hayata geçirilemedi. Hatırlarsanız yönetmelikte bir yetkili mühendis tanımı üzerinden bir transkript incelemesinden bahsediyor. Ve bu YEST kapsamındaki hizmetlerle ilgili şimdi yansıttığım 4 alanla ilgili bir yetkilendirme söz konusu. Ve yönetmelik hizmet bazlı değil. Yani tüm hizmetleri kapsayan bir yönetmelik olarak yayınlanmış. Dolayısıyla bu alanlardaki tüm serbest çalışma ile ilgili hizmetler diyebileceğimiz projelendirme, fenli mesuliyet üstlenme, test ve ölçüm, işletme sorumluluğu gibi hizmetler bu yönetmenin kapsamında ve bu yetki belgesinin alınmasını zorunlu kalan bir durumda yayınlanmış. Bir tek bilirkişilik hizmeti de yönetmekte yer alıyor. O da aslında serbest mühendislikle ilgili bir hizmet olmadığı halde burada bu konuda bir iş yapacak kişilerin de YEST ile ilgili yetkilendirilmiş olması gerekiyor. Kabaca yangın algılama ile ilgili ve uyarma sistemi olarak tanımlanmış yapılar, güvenlik elektroniği sistemleri, elektronik haberleşme ve en sonunda konfor yönelik sistemler bu yönetmenin içeriğini oluşturuyor. Belli bir yapılarla ilgili risk sınıfları oluşmuş. Bunları çok özet geçeceğim çünkü arkadan gelecek arkadaşlarımız bunu herhalde daha açarak söyleyebilecekler. Ve belli mimari sınıflara göre alınan bu yapı sınıflarının risklerine göre de orada bir işletme sorumlusu bulunması, tam zamanlı istihdam edilmesi veyahut dışarıdan hizmet alınması veyahut bunun serbest olması yani alınmak zorunda kalmaması gibi bir durum tanımlanmış. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf binalarda
ikinci derece listeli yapılar olarak tanımlandığı için herhangi bir zorunluluk yok. Ancak birinci derece riskli yapılarda, yani dördüncü sınıf mimari olarak dördüncü sınıf yapılarda bir işletme sorumlusunun bulunması veyahut bunun dışarıdan hizmet alınması mümkün. Yüksek riskli olarak tanımlanan beşinci sınıf yapılarda da tam zamanlı olarak bir istihdam zorunluluğu getirilmiş. Bunlar tanımlar üzerinden getirilmiş düzenlemeler. Bir de bir yönerge var işletme sorumluluğu ile ilgili yayınlanmış. Burada üçüncü sınıfı 3A ve 3B olarak ikiye ayırdıktan sonra 3B'yi de bir üst kategoriye sokan bir düzenleme var. Burada iki düzenlemenin örtüştürülmesi gerekecek zamanla. İşletme bakım sorumlusu. Evet, burada yetkili mühendisi bir not durum belgesini inceleyen komisyon üzerinden not durum belgesi, yani transkript dediğimiz belgenin incelenmesiyle oluşturulacağını söylüyor. Ayrıca yönergede de işletme sorumluluğu ile ilgili MİSEM eğitimleri tanımlanmış durumda. Ve işletme sorumluluğu belgesinin verilme koşulları tanımlanmış. Burada daha önceki yönetmenin yayınından önceki tarihlerde işletme sorumluluğu veyahut bu tür hizmetleri üretmiş kişilere bu belge verilebilir tarzında düzenlemeler de yapılmış. Tabii yönerge tam olarak şu anda resmi gazetede yayınlanmadığı için de sıkıntıları bu anlamda devam ediyor. Senem olarak çalışanların şu anda 1 kilovat 6 tesisler elektrik sememe belgesi üzerinden bu YESİT hizmetlerini üretmeleri mümkün görünüyor. Birazdan onu da değineceğim. Belli şeyleri geçiyorum hızlıca. Şimdi sememe yönetmeliğinde tanımlanmış ünvanlar olarak 3 ayrı hizmetten bahsediyoruz. Şu an bilgisayarın çıktığını varsayarsak elektrik mühendisliği odasının gündeminden, ama yönetmelikten çıkmış durumda değil. O revizyonlar da hala yapılmadı. Elektrik, elektronik ve elektrik elektronik şeklinde 3 ayrı hizmet şeklinde SMM yönetmeliği amaç ve kapsam maddesinde bunları tanımlıyor. Yani elektrik elektronik ikisi birden midir? Farklı bir alan mıdır? Şu anda üçüncü bir alan olarak görünüyor SMM yönetmeliğinin içerisinde. O maddeleri de buraya koydum. Elektrik görüyorsunuz. Elektronik ve elektrik elektronik şeklinde üç ayrı sıralanmış hizmet var. Bilgisayar ve biyometrikal arkasından geliyor. Bilgisayar buradan çıkartılacak mecburen. Ayrı bir oda oluştuğu için. Ama biyometrikal hizmetleri devam ediyor. Şu an dört ayrı disiplin üzerinden devam etmiş olacağız. Eğer burada bir değişiklik yapılmazsa. Burada da oda tarafından verilen SMM belgelerinin çeşitlendirilmesinin zamana göre değişimini görebiliyorsunuz. 97'de bir ayrışma oluşturulmuş ve o yıl elektrik, elektronik, bilgisayar ve asansör şeklinde 4 farklı SMM belgesi verilmeye başlanmış. Elektrik, elektronik mühendisliğinin herhalde sayıların artmasından kaynaklı böyle bir ayrıma gidilme ihtiyacı duyuldu. Bu 10 yıl kadar süren bir süreç var. Ve 97'den önce serbest mühendis olarak çalışanlar ünvanları ne olursa olsun elektrik alanında çalışabilmeye devam etmişler kazanılmış hak olarak. Şu anda aramızda ya da üyelerimiz arasında elektronik mühendisi olup yüksek eğilimle ilgili çalışmalar yapan kişiler bu nedenle bulunabiliyor. 10 yıl sonra aşağı yukarı işte 2008 yılın içerisinde bir düzenleme yapılarak elektronik mühendisliğinin çalışma alanı belki de çok tanımlı olmadığından kaynaklı ortadan kaldırıldı. Ve elektrik alanı iki ayrı, birbirinin alt kümesi olacak şekilde iki ayrı bölüme bölündü. Bir pilot altı tesisler, bir pilot üstü ve bir pilot altı tesisler şeklinde iki birbirini içeren bölüm şeklinde düzenleme yapıldı. Bilgisayar mühendisleri o zaman için aynı şekilde işlemeyen bir şekilde, daha doğrusu düzenlenmemiş belge olmadan çalışmalarını yürüttüler. Biyometrikal mühendisliği yine oluşturulmuştu. Orada da bir SMM belgesi tanımlandı. Asansör konusu aynı şekilde devam etti. 2011 yılında da asansörle ilgili bir değişikliğimiz var. O da ikiye bölünen bir bağlantı şekline bağlı. Firmanın ortağı veya sahibi olması durumunda farklı, ücretli olması durumunda farklı belge verilmesi şartıyla bir düzenleme yapıldı. Buradaki bir pilot altı ve bir pilot üstü tanımları aslında terimin içinde yer aldığı şekilde gerilme bağlı tanımlar değil.
tanımlara bakacak olursak doğrudan bizi yönetmeliklere gönderiyor. 1 kilovolt altı testler tam anlamıyla elektrik iş testleri yönetmeliğin, 84 yılında yayınlanmış yönetmeliğin kapsamındaki testler olarak tanımlıyor. Bir de asansör testleri ilave olarak bunun içine eklenmiş. 1 kilovolt üstü olunca elektrik kuvvetli akım testleri yönetmeyi tanımı, daha doğrusu elektrik kuvvetli akım testlerinin kapsamındaki testler tanımının içine giriyor. Üstü ve altı bir arada olunca hem kuvvetli akım testleri yönetmeliği hem de iş testleri yönetmeliği kapsamındaki tesisleri bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla verilen SMM belgeleri aslında birbirinin alt kümesi olacak şekilde düzenleme yapılmış bir yöntem oluşturuluyor. Şimdi biraz daha açacak olursak konuyu, YES diye tanımladığımız o dört bölüm aslında yönetmelik itibariyle Elektrik İş Testleri Yönetmeliği'nin, yani Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanmış bir yönetmeliğin içerisinde yer aldığından dolayı otomatikman 1 kilovolt altı testlerin içerisinde bir bölüm olarak düşünmesi gerekiyor. Buradaki yetki belgesi o YES alanının bir oda olarak düşünürsek kapısının kilitlenmesi ve açılması için o belgenin alınması gibi bir durum söz konusu oluyor. Diğer taraflarda da bazı belgelendirilmiş alanlar var. Yüksek gerilimdeki işletme sorumluluğu gibi veyahut yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilen tesislerle ilgili yetkilendirmeler var. Resmi gazetede yayınlanmış. YES de bu şekilde bir özel alan olarak iç tesislerin içinde, dolayısıyla 1 kilovolt altı tesislerin içinde yer alıyor. Bununla ilgili SMM belgesi düzenlenmesine yönelik başka öneriler de zaman zaman gündeme geliyor. YES'in ayrı bir belgesi olması gerekir. 1 kilovolt altından içinde olmaması gerekir. Ama bunun için de öncelikle iç tesisler yönetmenin içerisinden zayıf akım sistemlerini çıkarmak gerekiyor. İşte ünvanlara göre verilen belgeler, bunların üstünde çok durmayacağım. Ve transkrip incelemesinde gözetilen hususlar var. Şimdi uygulamaya göre elektrik mühendislerine 1 kilovolt üstü ve altı belgesi doğrudan veriliyor başvurması halinde, belli eğitime katıldıktan sonra. Elektronik mühendislerine ise elektrikle ilgili 1 kilovolt altı testler belgesi veriliyor. Elektrik elektronik mühendislerinin belgelendirmesi transkriplerine bağlı olarak doğrudan 1 kilovolt altı testler belgesini alabilecekleri gibi transkriplerinde az önce gösterdiğim ders durumlarının uygun olması durumunda da 1 kilovolt üstü ve 1 kilovolt altı testlerle ilgili yetkilendirmeleri söz konusu oluyor. Üye sayıları yaklaşık EMO sayısı, üye sayısının 50 bin olduğu dönemde ben çıkartmıştım. Şu an biraz değişmiş olabilir. Büyük çoğunluğu üye sayısının EMO'daki elektrik elektronik mühendisliği olarak ünvanına sahip. Elektronik ve haberleşmeleri de elektronik içinde düşündüğüm için ayrı göstermedim. Orada şey olmasın. Şimdi SMM hizmetleri odanın SMM yönetmeliğinde bu şekilde tanımlanmış. Bunlardan sık yapılan ve kontrol edilebilen hizmetleri biraz daha koyu ve bir şekilde yaptım. Proje hizmetleri fenni mesuliyet diye geçen imar mevzuatında teknik uygulama sorumluluğu ya da TUS diye kısalttığımız bir husus. İşletme bakım, danışmanlık yani müşavirlik hizmetleri, test ölçüm hizmetleri daha çok SMM'ler tarafından ön planda yapılan hizmetler. Test ölçüm hizmetlerinin bir başka özelliği de oda birimleri tarafından da test ölçüm merkezi gibi yapılar üzerinden de hizmetlerin yürütülüyor olması. Kazanılmış haklar olarak 1 kilovolt üstü ve 6 SMM belgesi almak için elektrik SMM olunması gerekiyor. Bu durumda eğitime girmeden belge alınma şansı var. Önceki yıllarda elektronik SMM olanlar da 1 kilovolt 6 belgesini alabiliyor. Dolayısıyla önceki yıllarda elektrik SMM olmuş bir elektronik mühendisi, demin bahsetmiştim 97 yılından önce, halen 1 kilovolt üstü veya 1 kilovolt 6 SMM belgesini almaya devam edebiliyor. Ama 97'den sonra mezuniyet durumunda herhangi bir şekilde 1 kilovolt üstüne geçiş şu anda mümkün değil elektronik mühendisleri için.
Şimdi asıl ana mevzuatla ilgili birkaç söyleyeceğim. Asıl sıkıntıların çıktığı noktalar. İmar mevzuatı 3194 sayılı kanun ve 4708 sayılı yapı denetim kanunu üzerinden yapıların tesisatlarının yapılması ile ilgili hususları düzenleyen bir iki yönetmelik var. Öncelikle 2017 yılında tekrar yayınlanan ve tümüyle değiştirilen planlı alanlar imar yönetmeliği. Bunun tanım kısmında uygulama projelerinin 4 ana branşta düzenleneceği bir husus var. Mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat projesi şeklinde. Bu durumda da elektronikle ilgili bir hususun burada yer almadığını ve elektriğin içinde kaldığını görüyoruz. Mekanik tesisat projesinin tanımı içerisinde asansör uygulama projesi var. Elektrik mühendisliği ilgilenen tarafı. Ve burada asansör uygulama projesini elektrik mühendisi veya elektrik elektronik mühendisinin hazırlayacağı söyleniyor. Yine elektronik mühendisinin bir ünvan gibi bir ibaresi yok. Halbuki EMU tarafından elektronik mühendislerine asansör seneme belgesi bu konuda hizmet üretmek üzere veriliyor. Elli yedinci maddede yine elektrik tesisat projesinin tanımının içerisinde de elektrik veya elektrik elektronik mühendislerince hazırlanan kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisat projeleri olarak bir tanım var. Bu da şu anda genel anlamda ruhsata yönelik projelerde elektronik mühendislerinin ürettiği 1 kilovat altı belgesi almış olmalarına karşın odadan ürettikleri projenin kabul edilmemelerine belediyeler tarafından veya ilgili idareler tarafından yol açıyor. Bu madde tamamen ünvana bağlı bir madde. Yani elektrik mühendisi hizmeti olarak değil, ünvan olarak düşünülmüş bir madde. Dolayısıyla elektrik veya elektrik elektronik mühendisleri tarafından hazırlanacağı burada hüküm altına alınmış. Fenli müsületle ilgili düzenlemede ise sadece elektrik mühendislerinin ünvanları geçmiş. Burada elektrik elektronik de ayrıca veya şeklinde yazılmamış. Dolayısıyla bir fenli mesuliyeti yani TUS üstlenme durumunda veyahut bunun yapı denetçisi tarafından üstlenmesi durumunda elektrik mühendisliği ünvanının aranması düzenlenmesi yapılmış. Elektrik iş testleri yönetmeliği daha önce bahsettik. Enerji Bakanlığı'nın bir yönetmeliği ve aslında binaların içindeki tesisleri yönlendiriyor. Ve bu konuda tesisatçı elektrik yüksek mühendisi elektrik veya elektrik elektronik mühendisi şeklinde tanımlanmış. Yani elektronik mühendislerin bir tesisat yapması söz konusu bu duruma göre mümkün olmuyor. Proje müelliflerinin durumu ile ilgili ise kendi proje hazırlama yönetmeliğine bir atıf yapıyor. Elektrik iş testleri proje hazırlama yönetmeliği. Bu da EMU'nun taslağını hazırlayarak bakanlığa yayınlattığı bir yönetmelik 2003 yılında. Aşağı yukarı 14 yıl olmuş yayınlanalı. Burada da projeleri yani elektrikle ilgili projeleri elektrik mühendisi veya elektrik elektronik mühendisinin hazırlayacağı fen adamlarının yetkileri sınırlığıyla beraber saklı kalmak kaydıyla. Dolayısıyla burada da bir elektronik mühendisinin proje hazırlayabilmesi elektrik iş testleri alanında ki zayıf akım testleri de bu yönetmelik kapsamındaydı. Zayıf akım testlerini dahi hazırlayamayacağı burada Enerji Bakanlığı tarafından hüküm altına alınmış durumda. Dolayısıyla hem imar yönetmeliği, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmelikleri hem de Enerji Bakanlığı yönetmeliklerinde elektronik mühendislerinin şu an için projeyi hazırlama yetkileri çok mümkün görünmüyor. Oda tarafından 1 kilovat 6 ile ilgili yetki vermiş olsa dahi. İş testlerinin, elektrik iş testleri yönetmeliğinin kapsamı uzunca bir kapsam ama görüyorsunuz zayıf akım testlerini de kapsıyor ve onunla ilgili çok da içinde başka bir düzenleme de yok. Sadece kapsamda yer alan bir husus bunlar. Kuvvetli akım testleri yönetmeliğinin kapsamı istisnaları sayarak belirlenmiş. Burada son yeşil ile gösterdiğimiz elektrikli taşıtlar ve madenlerdeki tesisler de son 2017 yılında sanıyorum yapılan değişiklikle seneme belgesinin bir köy ölçüsünün içerisine dahil edildi. Bunlar unutulmuştu 10 yıldır.
Şimdi YEST yönetmeninde bahsettiğimiz 4 alan elektrik iş tesisleri proje hazırlama yönetmeninde farklı kelimelerle aslında yer alıyor. Ve bunlarla ilgili az önce göstermiştim, elektrik mühendisi veya elektrik elektronik mühendisi şeklinde bir düzenleme var projelerin yapımı ile ilgili. İşte elektronik haberleşme sistemleri iletişim sistemi olarak geçiyor. Güvenlik elektronik sistemleri güvenlik sistemi olarak geçiyor. Yangın algılama ve uyarma elektronik sistemleri YEST yönetmeninde geçen haliyle yangın algılama ve alarm sistemi olarak geçiyor. Dolayısıyla bütün bu sistemler elektrik iş tesislerinin ve onun proje ile ilgili yönetmeliği olan elektrik iş tesisleri proje hazırlama yönetmeliğinde yer almakta ve elektrik elektronik veya elektrik mühendisleri tarafından üretileceği hüküm altına alınmış durumda. Aslında dünyada harmonize bir standart binalardaki elektrik tesisatını düzenliyor. Türkiye'nin çok geride kaldığı bir nokta bu. Bu standart 60.364, 8 büyük bölümden oluşan ve çok alt bölümü olan bir standart. Binalardaki elektrik tesisatı, elektrik iş tesisleri yönetmeliğinin yanı sıra daha doğrusu bu standarda göre üretilmesi gerekiyor. Bu standardın yanında aslında elektronik sistemleri düzenleyen, çünkü 60.364 serisi standart elektronik sistemlerle ilgili bir düzenleme yapmaz. Bunları düzenleyen 50.090 serisi ve 50.491 serisi standartlar da TSI tarafından yayınlanmıştır. Ev ve bina elektronik sistemleri, EBES diye kısaltıyoruz bunu. Ev ve bina elektronik sistemleri, HBES diye kısaltıyoruz İngilizcesinden. Bina otomasyon ve kontrol sistemleri de BAX diye kısaltıyoruz. Bunlar da TSI tarafından yayınlanmış ama birçok kişinin haberi olmayan standartlar. Yangın algılama ve uyarma sistemleri ile ilgili 54.14 standardı var. Tasarım ve uygulaması, bakımı ve kontrolleri ile ilgili. Alarm sistemleri ile ilgili bir seri standart var yine. Bunların hepsinin kendi özel standardı olduğu şekilde 60.364 bina elektrik tesisatının içerisinde sayılmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla elektrik iş tesisleri yönetmeliğinin de bu bir zayıf akım sistemlerinin kapsaması da çok mantıklı olmuyor. Sadece kapsamda yazdığı için, içinde bir düzenleme yapılamadığı için. 2005'te teslim edilmiş bir taslak var. ODTÜ tarafından hazırlanarak Enerji Bakanlığı'na yayınlanması amacıyla. Burada da yine kapsam maddesinde aynı hata yapılmıştır. Kapsamda zayıf akım sistemleri elektrik iş tesisi gibi düşünülerek gösterilmiştir. Bu zaman zaman bakanlık tarafından görüşe açılıyor. Son 2 yıl içinde de birkaç değişiklikle tekrar görüşe açıldı ama hala yayınlanmadı. Ama yayınlandığı takdirde yine elektronik mühendislerinin bu içerideki zayıf akım sistemleriyle ilgili sorunları eğer bu şekilde yayınlanırsa devam edecek. Elektronik mühendislerinin çalışmalarıyla ilgili önemli bir yönetmelik de binaların yangından koruma sakındığı yönetmelik. Burada çeşitli düzenlemeler var. İşletme sorumluluğu belki burada düzenlenerek zorunlu hale getirilebilir. Binalardaki elektrik tesisatı aslında yapı işleri ile ilgili bir elektrik tesisat genel teknik şartnamesinde o zaman Bayındırık ve İskan Bakanlığı'ydı. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış 3 disiplinle ilgili hükümleri içeriyor. Elektrik iş tesisleri yönetmeliğinin bu anlamda biraz daha aslında gereksiz bir yönetmelik olduğu da ortaya çıkıyor buradan. Bu şartname tümüyle bu binanın içindeki tesisatı aslında düzenliyor. Yapı denetiminle ilgili uygulama yönetmeliğinde genelde elektrik mühendisi ibaresi geçtiğini göreceksiniz. Projenin imzalanması ile ilgili elektrik mühendisi görevlendirilmiş. Denetçi elektrik mühendislerinin görevleri var. İşte proje uygulama denetçisi, elektrik mühendisi proje yapı denetimini yapar. 180 bin metrekare sınırı vardır gibi düzenlemeler hep elektrik mühendislerinin bu alanda yetkili olduğunu gösteriyor. Test ve ölçümlerle ilgili de bir iki yönetmelikten bahsetmek gerekirse öncelikle Çalışma Bakanlığı'nın iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği iş yerlerindeki periyodik kontrolleri düzenliyor. Burada da yalnızca elektrik mühendisleri ibaresi yer almakta.
bu unvandan kaynaklı da çeşitli sorunlar karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla iş yerlerinin periyodik kontrollerinde elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner, akü ve trafo kontrollerinde elektronik mühendislerin görev alması bu maddeye göre, ekte yer alan bu hususa göre mümkün değil. Halbuki yine 1 kilovolt altı tesisler belgesinin kapsamında olan kısımlar var burada da. Topraklama yönetmeliğinde de yine ek P bölümünde ölçme ile ilgili hususları düzenlerken ölçmeyi yapan elektrik mühendisi ibaresi var. Yani elektronik mühendisi veyahut elektrik elektronik mühendisi ibaresi yok. Asansörle ilgili hususlara bakacak olursak, asansör periyodik kontrolleri için yetkilendirecek kişilerle ilgili elektrik veya elektrik elektronik hem teknik yöneticinin hem de muayene elemanlarının asansörle ilgili periyodik kontrol yapacak kişilerin elektrik veya elektrik elektronik mühendisi olması hükmü var. Ancak bakanlıkta yapılan görüşmede sonradan alınan bir genelge diyelim, genelge şeklindeki yazıyla elektronik mühendislerin de bu alanda hizmet üretilmesi konusunda karar verildi. Üretmekte, pardon, tebliğde görünmüyor olsa da elektronik mühendisleri burada ilave edildiler bu hususa. Hem teknik yönetici anlamında hem de muayene elemanı anlamında elektronik mühendisleri görev alabiliyor. Yine Sanayi Bakanlığı'nın bir tebliği projelerin tasarımı ile ilgili asansör avant projesi ve asansör uygulama projesi. Burada da yine elektrik mühendisi veya elektrik elektronik mühendisi hem avant projeyi hazırlarken hem de uygulama projesini hazırlarken bunların görev alabileceği ne yönelik bir düzenleme var. Bakanlıktaki görüşmede bu husus düzeltilemedi çünkü aslında bu tebliğin kaynağı imar mevzuatı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı olduğu için Sanayi Bakanı bu konuda düzenleme yapmayı uygun görmedi. Dolayısıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bir görüşme ve girişim yapmak gerekiyor. Bu alanda da yine Elektrik Mühendisleri Odası elektronik mühendislerine asansör seneme belgesi veriyor. Ama buradan bir engelle karşılaşılıyor. YÖK'ün zaman zaman oluşturduğu görüşler var, ilettiği yazılar var Yüksek Öğretim Kurumu'nun. Burada çok akla sığmayan ifadeler de ortaya çıkabiliyor. Son örnek olarak bir tanesini ekledim ben sadece. Elektronik mühendisinin elektrik elektronik mühendisi sayılamayacağı, ancak elektronik ve haberleşme mühendisinin elektrik elektronik mühendisi sayılabileceği gibi bir yazı da elimize geçmişti. Yani haberleşme ile elektrik hususlarını kazanabileceği gibi bir durum ortaya çıkıyor bu durumda. Ve bu tüm bahsettiğim yönetmeliklerin birbirine uyuşturulması anlamında SEMEM yönetmeliğinde, YES yönetmeliğinde bir kısım değişiklikler yapılması önerileri genel kurullarda sürekli kabul edilmiş veyahut öneri olarak dile getirilmiş hususlar. Bunları sadece hatırlatmak için aldım. YES belgesinin zorunlu kullanılabilmesi için SEMEM yönetmeliğinde böyle bir madde eklenmesi veya genel bir madde eklenmesi gerekiyor. Tıpkı işletme sorumluluğu olduğu gibi. Tanımlarda SEMEM, EM gibi kısaltmaların açıklanması, yetkili mühendis kavramının dinlendirilmesi gerekiyor. Belgelendirme meslek içi eğitim katılımla ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor. Çünkü şu anki YES yönetmeliğinde meslek içi eğitim katılımla ilgili bir düzenleme yok. Bunlar 45 değil ama önceki 44'te dahi önerilmiş 44'lü olan genel kurulda çeşitli önergelerle ortaya konmuş ve kabul edilmiş önergeler hala yürürlüğe girmiş durumda değil. Bunları sadece bilgi için özet olarak geçiyorum. Çeşitli konularda bir sonraki dönemdeki yönetim kuruluna görev verilmesine karşın çok bir ilerleme yapılmış olduğunu söylemek zor. Dinlediğiniz için teşekkürler.
Sayın Aydın, size teşekkür ediyoruz. Soruları daha sonra alacağız. Bütün konuşmalar tamamlansın, daha sonra soruları alacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle alalım size. Daha iyi anlaşılabilmesi açısından programa bağlı kalmaksızın bir değişiklik yaptığımızı belirtmiştik. Bu arada tabii bazı şeyleri söylemekte yarar var. Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMAB'ye bağlı diğer odalar esas itibariyle bence ve genel olarak bu tanım hep geçerlidir, bu anlayış hep geçerlidir. Üç ayak üzerine oturmaktadır. Nedir? Yarı kamu kurumu niteliğinde kurumlardır odalarımız. Demokratik kitle örgütleridir. Ve öncelikli olarak tabii ki meslek odalarıdır. Bu anlamdan bakıldığında meslek odası olması niteliği itibariyle elbette ki disipliner ayrışmaların oda içindeki özellikle yönetim ve oda içindeki genel kurullarda çok iyi irdelenmesi ve bunların mevzuatlara sokulması gerekiyor. Bütün MEDAK çalışmalarımız sırasında mevzuat hazırlanmasına çok önem vermeye çalıştık. Mevzuatlar elbette ki kağıt üzerinde kalan şeyler ama mevzuatların eksik kaldığı, mevzuatların tamamlanamadığı bir süreci de yaşıyoruz. Mevzuatlar herhalde MEDAK'ın üzerine düşen en önemli şey, bizim çalışma dönemimizde biz ona önem vermiştik. Mevzuatların hazırlanmasıydı. Tabii ki mevzuatlarda birbiriyle çelişen, yasayla çelişen yönler çok fazla olabiliyor. Ali Fuat Bey'in sunumunda da bunu gördük zaten. Birbiriyle çelişen çok fazla şey var. Özellikle bu MEDAK çalışmalarında mevzuatlarda çelişen yönlerin bir an önce giderilmesinde yarar olduğu kanısındayım. Deniz Bey, buyurun lütfen. Deniz Ülker ve Elektronik MEDAK'ın kuruluşu ve işlevi konusunda bizi bilgilendirecek. Kendinizi tanıtarak başlarsanız. Deniz Ülker, 97 Yıldız Elektronik Haberleşme mezunuyum. Şu anda Tavabay Havalimanları Holding Adnan Menderes Havalimanı'nda elektronik müdürü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır MEDAK içerisinde görevleri aldım. MEDAK sürecini birlikte yaşadık Tuncay Bey'le ve diğer abilerimizle. Ben Ali Fuat Bey'in elektronik mühendislerinin ne kadar oda içerisinde olmadığını çok keskin, net tanımlarla ifade ettiği için bir kere daha kendisine teşekkür ediyorum. Maalesef durum bu. Elektronik mühendisleri oda içerisinde bu kadar yoklar. İşte MEDAK örgütlenmesi de bunun için var. Elektronik mühendisleri kendilerini var etmek istiyorsa örgütlenme bir arada olma dışında başka bir alternatifleri yok. MEDAK meslek dalı ana komisyonu demek. Elektrik mühendisleri odası içerisindeki farklı meslek disiplinlerinde olması bu meslek disiplinlerinin kendi içerisindeki ilişkilerini, meslek tanımlarını, meslek alanlarını, çalışma alanlarını ortaya koyması için kendi içerisinde bir meslek örgütlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu amaçla da meslek dalı ana komisyonları var oluyor. 2004 yılından beri de aktif olarak oda içerisinde komisyon olarak görev yapıyor MEDAK. Ali Fuat Bey 50 bin tablosunu vermişti oda üyesinin. Ben biraz daha güncelini vereceğim. Buradaki üye sayıları daha güncel bir bilgi. Elektrik elektronik mühendisleri yaklaşık 30 bin civarında oda içerisinde. Elektrik mühendislerinin sayısı 21.500 civarında. Elektronik mühendisleri, bunlar elektronik haberleşme, biyomedikal, kontrol, güç kontrol mühendisleri de dahil 8.275. Tabii buradaki çarpıcı nokta
elektrik elektronik mühendislerin sayısının çok yüksek oluşu. Aslında üniversiteye girerken öğrencilerin elektrik elektronik mühendisliği seçmekten başka bir şansı kalmıyor. Çünkü üniversiteler artık tamamen neredeyse elektrik elektronik mühendisliği olarak varlar. Öğrenciler de birazcık kolaycılığı seçip bu bölümde diploma alıyorlar. Şimdi burada elektronik mühendislerinin, elektrik elektronik mühendisleriyle beraber, çünkü elektrik elektronik mühendislerine giren öğrencilerin çoğu aslında elektronik mühendisi olmak amacıyla bu bölüme yerleşiyorlar. Fakat süreç içerisinde görüyorlar ki Türkiye'de elektronik mühendisleri çok fazla iş bulamıyorlar. Var olamıyorlar. Yetkileri yok, imzaları yok. Mühendislik mühendisi olarak ciddi bir var olma süreci zorluğu yaşıyorlar. Doğal olarak bu öğrenciler yetki alabilmek için, mühendisliğini yetkilendirebilmek için, imza yetkisi alabilmek için elektrik mühendisliği tarafına doğru kaymak zorunda kalıyorlar. Böyle bir süreç yaşıyorlar. Her ne kadar elektronik mühendisleri oda içerisinde sayıca fazla olsa da hepimizin bildiği gibi odamızın mevzuatı tamamen elektrik mühendislerinin mevzuatını içeriyor. Biraz önce Ali Fuat Bey bahsetti. Tüm mevzuat elektrik mühendisi veya elektrik elektronik mühendisi olarak tanımlanmış. Bu kamuda da böyle, bakanlıkların çıkardığı yönetmelikler de böyle. Odanın kendi içerisinde çıkardığı yönetmeliklerde de böyle maalesef. Ve 2004 yılında 39. Genel Kurul'da Meslek Dalı Ana Komisyonu kabul ediliyor. Sonrasında da aktif olarak çalışmaya başlıyor. Bu yönetmeliğin amaç kısmında MEDAK ne yapar? Şöyle tanımlanmış. Her uzmanlık alanının, yani elektrik mühendislerinin, elektronik mühendislerinin, biyomedikal mühendislerinin ve oda içerisinde farklı disiplinli mühendisliklerin kendilerini ifade etme şansı olsun. Kendini ifade edebilsinler. Farklı meslek alanları üyeleri arasında mücadeleyi geliştirebilecek, dayanışmayı güçlendirecek, bu disiplinlerin kendi içerisindeki ilişkilerini koordine edecek politikaların oluşması sağlansın. Kendi bilgi birikimi oluşsun. Her meslek dalının kendi bir bilgi birikimi oluşsun. oda içerisindeki çalışmalar bir eşgüdüm içerisinde yer alsın. Ve üye çıkarları her meslek dalı için bu örgütlenme çerçevesinde daha net bir şekilde savunulabilsin. Örgütlenme daha net tanımlanabilsin diye amaçlar konmuş. MEDAK yönetmeliği oluşturulurken ve maalesef Tuncay Bey'in de söylediği gibi henüz odanın tüm disiplinleri MEDAK'larını kurmadığı için bu amaçlar gerçekleşemiyor. Çünkü MEDAK'ın temel kurulum amacında meslek dallarını, kendi MEDAK'larını oluşturması ve bunların karşılıklı ilişkileriyle, mücadeleleriyle, birbiri arasındaki mesleki dayanışmalarıyla bir süreç yaşanması tanımlanmışken şu anda sadece elektronik MEDAK görevi yapıyor. Bir elektrik MEDAK, biyomedikal MEDAK henüz kurulabilmiş değil. Dolayısıyla yönetmelik aslında henüz ayakları yere basmıyor. MEDAK 2004'ten beri aktif ve merkezi bir komisyon olarak her dönem çalışmalarına devam ediyor. Ben birazcık bugüne kadar MEDAK neler yapmayı istedi, neler yapabildi, ne tür zorluklar yaşadı, özür dilerim, bunlardan da bahsetmek isterim. Oda içerisinde şu anda raflarda bekleyen meslek alanları ve meslek dalı içeren böyle bir çalışma kitabı var. Ciddi de kalın, oda tarafından yayınlanmış bir kitabımız var. Bu kitapta
Elektrik mühendisleri içerisindeki meslek disiplinlerinin kim ne yapar? Hangi çalışma konusu hangi meslek dalınındır? Bunlar tariflenmiş. Ayrıntılı bir şekilde tariflenmiş. Pek çok konumuz var elektrik mühendisleri odasının kapsamında. Bunlar her biri ayrı ayrı başlıklar altında tanımlanmış. Elektrik mühendislerinin çalışma alanı belirlenmiş. Elektronik mühendislerinin biyomedikalim belirlenmiş. Bunların girift olduğu noktalarda öncelikli olan olarak bu yapar ama bu da yapabilir gibi tanımlar da konulmuş. Bu çalışma çok önemli bir çalışma. Çok da emek verilmiş bir çalışma. Ama amacına ulaşabilmiş bir çalışma değil. Çünkü biz hala bu karmaşayı yaşıyoruz. Odanın yaptığı bu çalışmaya sahip çıkıp bir an önce bunu yürürlüğe koyması lazım. MEDA'nın yaptığı çalışmalardan bir tanesidir bu. Çok da önemli bir çalışma. Elbette MEDA'nın temel amaçlarından bir tanesi de elektronik mühendislerinin oda içerisindeki varlıklarını sürdürebilmesi, aidiyetini sağlayabilmesi ve onları mevzuatsal olarak odaya bağlayan, mevzuatsal olarak mesleğine bağlayan yönetmelikleri, mevzuatları geliştirebilmesi. Bu anlamda çalışmalar yapıyor. YES yönetmeliği de bunlardan en önemlisi. 2012 yılında resmi gazetede yayınlanmış bir yönetmelik. Bu SMM aslında elektronik SMM. Nitelikli yapılarda elektronik mühendislerinin işletme sorumluluğunu üstlenebilmesi için çıkarılmış bir yönetmelik. Ama Ali Fuat Bey'in bahsettiği odanın kendi karmaşasından dolayı henüz aktif olarak sahada uygulanabilir bir yönetmelik değil. Çünkü odanın başka yönetmelikleriyle çelişiyor. Bu çelişkilerin çözülmesi gerekiyor. Aynı zamanda kamunun çıkardığı yönetmeliklerde tariflenmesi gerekiyor bu yönetmeliğin. Henüz o tarafı da tariflenmediği için aranılır bir yönetmelik değil. Resmi ancak aranları değil. Kimse sormuyor. İşlevsel değil. MEDA'nın temel çalışmalarından bir tanesi çok uzun zamandır bunu aranılır kılmak. Bunu oda içerisindeki diğer yönetmeliklerle ilişkilendirip o yönetmeliklerdeki değişiklikleri yaparak bunu çalışabilir, aranılır bir mevzuat haline getirmek. Bu konuda maalesef işte Tuncay Bey'in söylediği gibi elektrikçiler hep odayı kendi odaları olarak sahiplenirler. Dolayısıyla da her yeni değişikliği, her farklılığı benimsemekte, kabul etmekte zorlanırlar. Bu bir direnç, bu direnci yaşıyoruz. Hatırlarsanız enerji verimli danışmanlık firmaları ve burada çalışacak mühendislerle ilgili daha önce yönetmelikler çıktı. İlk çıkan yönetmeliklerde elektronik mühendisleri enerji verimli danışmanı olamıyorlardı. Danışman firmalarda çalışamıyorlardı. Gerek MEDA'nın yaptığı çalışmalar, gerek işte odanın ona destek vermesi, sonrasındaki yönetmelik süreçlerine dahil olmasıyla beraber şu anda elektronik mühendisleri enerji verimli danışmanlık firmalarında hizmet verebilir durumdalar. Bu belgeyi alabiliyorlar. Makine mühendisleri veya elektrik mühendisleri odasının açtığı eğitimlere katılarak. MEDAK'lar aslında MEDAK'a denilen daha küçük şube bazındaki birimlerin oluşturduğu bir yapı. MEDAK'lar her şubede meslek dalı komisyonu olarak elektronik mühendislerinin şubede örgütlendiği bir yapı. MEDAK'ın güçlü olabilmesi biraz da MEDAK'ların güçlü olabilmesiyle ilgili. Maalesef bu noktada da biz örgütlü değiliz yeteri kadar. Şu anda sanıyorum İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Mersin'de de çok çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. 5-6 şubede komisyonumuz var. Ama tüm şubelerde böyle bir komisyon yok. Bu elektronik mühendislerin de aslında kendi meslek örgütlüğüne sahip çıkmaması demek. Elektronik mühendisleri kendi sorunlarına sahip çıkmazsa
bu sorunlar çözülmez. Dolayısıyla isteğimiz tüm şubelerde MDK'lar oluşsun, MDK'lar olsun, bunlar MDK'a destek versinler. Bu örgütlenme oda içerisinde bir yere ulaşsın ve daha ciddiye alınır, daha yönetimde söz sahibi, daha aldığı kararları uygulamaya sokabilen bir yapı oluşturabilelim isteğindeyiz. Bu da meslektaşlarımızın sürece destek vermeleriyle ilgili. MEDAK'lar işte güncel ülkenin gündemine dair şeyler konusunda da çalışmalar yapıyor. Bunların en barizi çok işte güncel olan baz istasyonları, elektromanyetik kirlilik, bunların kamuda yarattığı etkiler, şikayetler. Bu konuda çalışmalar yapıyor. Halkı bilinçlendirmek anlamında sempozyumlar, çalıştaylar düzenleniyor. Bunlara katkı koyuyor. Benzeri güncel konular için de bu geçerli. Var olan birikimini bu anlamda üyeleriyle paylaşıyor. Neler yaptı başka MEDAK? 2012'de YES yönetmeliği çıktıktan sonra o bir çerçeve bir yönetmelik, YES yönetmeliği. Bunun altının doldurulması gerekiyordu. İşte YES bir SMM hizmeti dedik. Bunun projelendirilmesinden tutun da işletme bakım süreçlerine kadar bir dolu süreci var. Mühendislik hizmetleri süreci var. Biz öncelikli olarak işletme tarafını bir an önce hızlandırmak istedik MEDAK olarak. Çünkü hatırlarsınız geçmişte bir dolu hastane yangını, kamusal alanda çıkan yangın ve benzeri olaylar bir dolu can kaybına neden olmuştu. Bunların hepsindeki problem işletme ve bakım süreçleri düzgün yapılmıyordu, sistemler çalışmıyordu. Bu amaçla biz işletme sorumluluğunu bir an önce devreye almak istedik. Bunun için de 2014'te işletme hizmetleri yönetmeliğini yönergesini çıkardık. Ancak YES aktif olamadığı için henüz bu süreçte aktif değil. Bundan sonrası neler yapılacak? Eğer bu süreç tamamlanırsa bir an önce bizim proje hizmetleri yönergelerini çıkarmamız lazım. Bunların kurulumu ile ilgili süreçleri mevzuata bağlamamız lazım. Ardından işletme bakım süreçlerinde aynı şekilde devam etmesi lazım ki baştan sona bir mühendislik hizmetleri bütünlüğü olsun ve bunlar elektronik mühendislerinin denetiminde, yetkisinde, kontrolünde olsun ki süreçler doğru yürüsün ve kamusal alanda can yakan olaylar yaşanmasın. Bunun dışında MEDAK ne yapıyor? İşte yönetim kurulunun meslek alanı konusundaki danışmanlığı gibi herhangi bir gündeme dair sormak istediği, tıkandığı yer olursa destek vermeye çalışıyor. İşte çalışçaylarda, sempozyumlarda görev alıyor. Orada hem kendisini hem de meslekle ilgili konuları işliyor. Daha çok çerçeve böyle. MEDAK'ın yaptığı, bugüne kadar yaptığı faaliyetler. Bu çerçevede tabii daha yapılacak çok şey var ama bir şeyler yapamadıkça daha çok şeyi yapamıyorsunuz. Önce önümüzdeki bitirmemiz gereken işleri bitirmek istiyoruz ki sonrasında da daha fazla şeye imkanımız olsun. Ama işler maalesef yavaş yürüyor. Burada Ali Fuat Bey de bahsetti. Çarpıcı bir şey var. Bayındırlık, eski Bayındırlık Bakanlığı, şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri İnşaat Makine Elektrik Tesisat Genel Teknik Şartnamesi, genel bir tebliğ yayınlamış. Bu şartnameye baktığımızda elektrik mühendislerinin konularının %80'den fazlası bugün elektronik mühendisinin konusu olmuş. İş tesisatta artık elektrik dağıtım dışında elektrik mühendisinin konusu kalmamış. Geri kalan her şey bina niteliğinin de değişmesiyle beraber, bina ihtiyaçlarının da değişmesiyle beraber, aynı zamanda tabii ki teknolojinin buna uygun paralel değişmesiyle beraber artık elektronik mühendislerinin konusu olmuş. Ancak elektronik mühendisi şu anda hiçbir yapı yönetmeliğinde adı geçmiyor. Kamuda da
oda içerisindeki mevzuatta da. Bu çok acı bir şey. Bu süreci elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde değiştirmemiz elektronik mühendisler olarak bizim öncelikli görevimiz. Bundan sonra neler yapmak istiyoruz? MEDAK olarak biz ne istiyoruz? Yani ülkeye dair, mesleğe dair, üyemize dair ne istiyoruz? Neler yapabiliriz? İşin bu tarafından baktığımızda mesela yönetmelik kısmı çok net. Bizim kendi mevzuatımızı oluşturmadığımız sürece var olma şansımız yok. Ne oda içerisinde ne de meslek örgütü, meslek olarak ülke gündeminde. Bugün kamu bile personel alırken elektronik mühendisi aramıyor. Elektrik mühendisi tek başlık. Çok ciddi problemler var. KPSS alımlarında, devlet personel planlamasında çok ciddi problemler var. Elektronik mühendislerinin kendisini var etmesi için oralara kadar ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla bizim kamuya kadar uzanan bir yolu aşmamız gerekiyor. Bu bizim yapmamız gereken çok önemli süreçlerden bir tanesi. Bir proje çalışması daha önce başlatıldı ama bu bir yere varmadı. Elektrik elektronik mühendislerinin yapacağı proje çalışmalarında açık kaynak kodlu bir proje yazılımının oluşturulmasıyla ilgili. Bu yine geçmişte meydan talepleriyle bir başlar gibi oldu ama bir yere varmadı. Önemli olacağını düşünüyoruz. Yani meslektaşlarımızın çalışma süreçlerini kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Özellikle proje hazırlayan meslektaşlarımızın bir standardın oluşacağını düşünüyoruz bununla beraber. O standart da bizi özellikle proje hazırlama konusunda işleri kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Bu anlamda orada içerisinde böyle bir yazılımı nihayileştirme konusunda bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz MEDAK olarak. Bilindiği gibi ülkemiz elektronik konusunda tüketici bir ülke. Üretmiyoruz çok fazla. Ar-Ge'miz yok. Bunun temelinde de aslında bir ülke politikamız yok. Tamamen ithalatçı bir ülkeyiz. Elektronik mühendisleri olarak bu bizim tüm süreçlerimizi etkiliyor aslında. Bizim çalışma, iş, mesleği yapma, iş bulma süreçlerin tamamını etkiliyor bu. Burada tabii daha çok devletin örgütlenmesi gerekiyor. Elektronik sektörüyle ilgili devletin ciddi bir planlama yapması gerekiyor. Bundan önceki sunumlarda, farklı oturumlarda özellikle bilişim, teknolojiler bu konuda yapılan çalışmalar konusunda hep aynı yakınma vardı. Maalesef devletin bu anlamda ciddi bir politikası yok. Biz de MEDAK olarak bunun altını çiziyoruz. Bu konuda ülke olarak ciddi bir ülke politikasının olması gerektiğini söylüyoruz. Özür dilerim, mevsimsel bir sorun var. Boğazımda ara ara kesiliyor. Kusura bakmayın. Şimdi birçok alt birimimiz var elektronik olarak. Çalışma alanımız var. İşte endüstriyel elektronik, otomasyon, güç, elektroniği, fiber haberleşme altyapıları, sistemleri, işte bina tesisatlarına dair güvenlik, ses, haberleşme sistemleri. Bunların hepsinin ayrı ayrı aslında ithalatından, üretiminden tutun, projelendirilmesi kurulumuna kadar süreçlerin tanımlanmış olması gerekiyor. En azından Avrupa'da bu organizasyonlar daha net. Ama bizim ülkemizde henüz bunların hiçbiri yapılabilmiş şeyler değil. Hepimiz tüketiciyiz aynı zamanda. Hepimiz bunları kullanıyoruz. Ama bunları alırken de, kullanırken de, tüketirken herhangi bir standartizasyon yok. Tamamen gündelik şeyler. Bu konu çok önemli. Standartizasyon demek ki biraz Ali Fuat Bey bahsetti. İşte HEBES
işte yeni girdi bizim standartımız olarak 50.000 serisi. Bu süreçlerin geliştirilmesi lazım. Yani tüm alt bileşenleri içerecek şekilde bu standartların ülke gündemine, ülkenin sahiplenmesi ve uygulamaya geçirmesi lazım. MEDEK olarak bunları önemsiyoruz. Aynı zamanda MEDEK olarak üyelerimizin mesleğine sahip çıkması adına, örgütlüğüne sahip çıkması adına gerek MEDEK'larda gerekse MEDAK yapılanması içerisinde var olmasını, katkı koymasını, bu mücadeleyi mesleğine sahip çıkan her elektronik mühendisiyle birlikte yaşamayı çok önemsiyoruz ve bu desteğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz üye olarak. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Deniz Bey, açıklamalar için biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Deniz Bey. Böyle alalım siz lütfen. Kürsüye alalım. Şimdi tabii mevzuatlar çok önemli ama öncelikli olarak bir takım anlayışlar üzerinden değerlendirmelerin geliştiğini ve bu anlayışlar üzerinden de bazı şeyleri aşmanın hala odamızın içinde bile çok da mümkün olmadığını görüyoruz maalesef ki. Biliyorsunuz 1954 yılında odamız kuruldu. Kurulduğu zaman yani TMMAB yasasının oluşturulmasıyla birlikte ilk 5 odadan, ana temel odadan birisi olması nedeniyle de tamamen günün koşulları gereği olarak elektrik mühendisliği unvanı ile herkes mezun oluyordu. Ali Akurgal'ın çok önemli bir şeyi vardır sunumunda. Önce diyot vardı diye başlar. Elektronik mühendisliğinin söz edilmeye başlandığı yıllar ki 1940'lı yılların sonlarıdır elektronikten söz edildiği. O zamanlar zayıf akım deniyordu ve diyotlarla yarı iletkenlerin henüz olmadığı, diyotların oluşturulduğu bir dönemden söz ediyoruz. Tabii mevzuatlar derken bu mevzuatların içinde maalesef ki bazı şeyleri sokmak, özellikle odanın içindeki etkin anlayışı ortadan kaldırabilmek güç tabii, yani özellikle odanın içindeki bu anlayışı ortadan kaldırdıktan sonra bazı şeyler belki daha kolay olacak. Yani kamunun devlet nezdindeki özellikle işte personel başkanlığının falan bunları kabul etmesi söz konusu olacak. Şimdi bu arada tabii popülist politika izleyen üniversitelerimizin de bu konuda çok ciddi suçları var. Şöyle bir gariplik, özellikle benim anlayamadığım garipliklerden bir tanesi, elektrik elektronik mühendisliği bölümü ne demekse böyle bir ucube olamaz. Yani elektrik mühendisi başka bir şey, elektronik mühendisi başka bir şey. Ama okullarımız özellikle elektroniğe olan talebi şeye çevirebilmek amacıyla, popülasyonunu arttırabilmek amacıyla bunu elektrik elektronik mühendisliği adı altında verdi. Odamızdaki oluşumda elektrik mühendisliği özellikle SMM hizmetleri üzerine kurulu olduğu için, mevzuat da bunun üzerinden geliştiği için odamızın kabul ettiği kriterler bu konuda işte efendim elektrik mühendisi yüksek gerilim dersi almış olan ve yüksek gerilim laboratuvarı görmüş olandır ve dolayısıyla SMM belgesi bu arkadaşlarımıza verilmektedir. Gerçeklere dönüp baktığımızda yüksek gerilim dersinin alındığı elektrik elektronik mühendisliği bölümü var mı arkadaşlar? Benim bildiğim kadarıyla yok. Sadece bu belirli okullarda işte ODTÜ gibi eski gelenekleri olan ODTÜ gibi, İTÜ gibi okullarda yüksek gerilim laboratuvarları ve yüksek gerilim dersleri vardır. O halde yani gerekçe olarak elektrik mühendisliğini temel olarak ayırdığımız konu bu ise eğer, şu anda elektrik elektronik mühendisi unvanlı olarak mezun olan kardeşlerimiz
yüksek gerilim dersi almıyorlar. Yüksek gerilim laboratuvarı hiç görmüyorlar. Yani bu temelde esasında çürük bir gerekçe. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. İzniniz olursa, programda yoktu ama ben size çok kısa 3 dakikalık bir video izletmek isterim. Bir elektronik mühendisleri olarak binalarda, yapılarda neler yapıyoruz, nasıl uygulamalar var, bir örnek olması için daha sonra sunumumu sunacağım. Tabii ki, izninizle şunu bir hazırlayalım. Alkan. Küçüklüğümden beri hep elektronik okumak, elektronik mühendisi olmak, elektronik işler yapmak istemiştim. Bunları yapıyorum. 79-83 yılında İzmir Çınarlı Teknik Lisesi elektronik bölümünden mezun oldum. Daha sonra ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi'nin gene elektrik elektronik mühendisliği bölümünü bitirdim. Aselsan'da 4,5-5 yıl kadar bir süre görev yaptım. O süreçte radyo frekans teknolojisiyle, telsiz haberleşme sistemleriyle, trunk telsiz sistemleriyle ilgilendim, çalıştım. Aselsan'ın Türkiye'de ilk kurucularından olduğu Alarm Haber Merkezi işletmeciliği görevlerini yaptım. Daha sonra serbest çalışma hayatı merakım, ilgim, isteğim nedeniyle ayrılıp 95'ten beri yaklaşık serbest çalışıyorum. İzmir'de, İzmir merkezli çalıştım. Ama Türkiye'nin birçok yerinde özellikle duyuyorsunuz, görüyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Karayolu tünellerinde tünel içi dışı telsiz haberleşme sistemleri kurduk. Can güvenliği öncelikli olarak. Karayolu tünellerinde FM radyo yayınları yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde 17 tane tünelde iş yaptık. Ve halen yapı elektronik sistemleri konusunda da çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi programımızda yoktu gerçekten ama gördüğünüz gibi bizim oda içerisinde ve yasal prosedürler içerisinde kendimizi ifade etmek, yaptığımız işleri tanımlamak ve bunlarla ilgili mevzuat oluşturmak gibi ciddi bir derdimiz var. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarım da aslında hep aynı şeyler üzerinde durdu. Benim de konum çok farklı değil. Ben de aynı konuları biraz farklı bir dille sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama esasında bu videoda neler yaptığımızı, hangi başlıklarda ne tür uygulamalar yaptığımızı özet olarak ifade edebileceğim için bunu izletmek istedim. Burası Bakü Olimpiyat Stadyumu. 2015 yılında olimpiyatların yapıldığı stadyum. Şu anda da mensubu olduğum şirket tarafından burada tüm zayıf akım sistemler, kontrol, otomasyon sistemleri uygulaması yapıldı. Ve tam entegrasyon yapılmış bir uygulama. Dolayısıyla bizim bu mevzuatlar, işte yönetmelikler, YEST yönetmeliği, ana başlıklar, alt başlıklar mevzularında ne yaptığımızı aslında göstermek için bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası kontrol merkezi. Tüm sistemlerin bir merkezden işletildiğini görebilirsiniz. Hatta tüm sistemlerin bir tek personel tarafından işletildiğini görebilirsiniz. Bu geçiş kontrol sistemlerinin projesi, akses sistemler. ...66.000 kişilik bir stadyum burası. Stadyumun bütün kapılarındaki, giriş çıkışlarındaki kart okuyucuları, CCTV'yi şimdi görüyorsunuz. Kameralarla entegrasyonunu buradan izleyebiliriz.
Yangın algılama sistemi tabii çok önemli. Esasında bu gibi yapılarda, büyük tesislerde yangın algılama otomasyonun merkezini, merkez kurgusunu oluşturuyor, merkez senaryo oluşturuyor. Bu aydınlatma otomasyonu, aydınlatma kontrol sistemi. Bu stadyumun dış cephesi fasat aydınlatma denilen özel bir aydınlatma tekniğiyle uygulaması yapılmış durumda. Ve dış cephede de ışık oyunları yapabiliyorsunuz, ışık gösterileri, şovlar yapabiliyorsunuz. Bunun adı fasat aydınlatma. Enerji, güç, kontrol sistemi de tabii ki olmazsa olmaz, kaçınılmaz şekilde bir otomasyonla kontrol ediliyor. Bu da yine kaçınılmaz olarak HVAC dediğimiz iklimlendirme kontrol sisteminin otomasyonu. Burada izlediklerimiz birebir kontrol sistemlerinin ekran görüntüleri. Yani şunu demek istiyorum, bütün sistemlerimiz bir işletim yazılımı, işletim sistemi üzerinden çalıştırılıyor, kontrol ediliyor. Ve gördüğünüz gibi bir tek personel 66 bin kişilik stadyumun tüm sistemlerini kontrol edebiliyor. Bu anons sistemi, açık alan ses yayın anons sistemi. Birazcık reklama girdik, kusura bakmayın, ama bunu paylaşmak istedim. Çünkü tamamen yazılı metinler üzerinden ve yönetmelikler, işte taslaklar konuşmak yerine belki bir elektronik mühendisi neler yapıyor bu videoda sizlerle daha rahat paylaşabilirim, açıklayabilirim diye düşündüm. Şimdi sunumumu açayım izninizle. Biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımızın söz ettiği gibi elektronik meslek dalı merkezi komisyonumuzun bu sene başındaki toplantılarında alınan kararla biz bir de YEST komisyonu kurduk. Gene merkezi olarak YEST komisyonu kurduk. Bazı şubelerimizde YEST komisyonlarımız var. Ama maalesef hala burada da çok eksiğiz. Birçok büyük şubelerimizde bile YEST komisyonu, şube komisyonları çalışmaz ve kurulmamış durumda. Bu ekranda size ifade etmeye çalıştığım görüntüler, sol taraftaki görüntü şu anda elektrik iş tesisleri yönetmeliğimizin bizim oda içerisindeki meslek disiplinlerimizin konumlandırılmasını ifade ediyor. Gördüğünüz gibi 1 kilovolt üstü, 1 kilovolt altı YEST, yüksek gerilim vesaire hepsi birbirinin içine girift olmuş durumda. Esasında diğer taraftaki de bizim yalın olarak kendi komisyonlarımızdaki, elektronik meslek dalı komisyonumuzdaki ve yapı elektronik sistem tesisat mühendisliği YEST komisyonumuzdaki bizim önerimiz odada böyle bu işi yalınlaştıralım ve buradan gidelim diye düşündüğümüz bir kurguyu ifade ediyor. Biraz önce söylediğim gibi benim de sunumumda çok farklı olacak. Yalnızca farklı dilden sizlere aynı konuyu ifade etmeye çalışmış olacağım. O bakımdan biraz sıkıcı olursa kusura bakmayın lütfen. Geldiğimiz noktayı aslında ifade etmeye çalışacağım. Bugüne kadar yeterince yapamadık. Bunu biz yapamadık. Yani EMO üyeleri olarak bizler yapamadık.
Bu nedenle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlıksız uygulamalar yapılmaya devam edilecek gibi görünmekte. YES konusuyla ilgili olarak uzunca bir süredir odamızdaki etkinliklerde farklı isimler altında birçok kez sempozyumlar düzenledik. Sempozyumlarda ve bu tür kongrelerimizde biliyorsunuz yeni teknolojiler, yenilikler konuşuruz. Ama biz gene ihmal etmedik. Aslında defalarca çalıştaylar, mesleki denetim konularıyla ilgili bizim elektronik mühendisliği uygulamalarıyla ilgili forumlar ve tartışma ortamları yaptık. Bunları sadece oda mevzuatı içerisinde henüz netleştiremedik. Ancak bizim kat ettiğimiz yolla elektronik meslek alanımızdaki gelişmelerin hızı çok çok farklı gerçekleşiyor hepinizin bildiği gibi. İtiraf ediyoruz burada. Biz geç kalıyoruz. Başka kimse bize bir şey yapmış değil. Elektronik ve bilişim sistemlerindeki teknolojik gelişim hızı baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Uygulama mühendisleri olarak kısaca adına YES dediğimiz konularda düzenlemeler yapılmasına olan ihtiyacımız çok büyük. Söylediğim gibi 2017 yılının başında YES komisyonumuz kuruldu ve çalışıyoruz. Ben de YES komisyonumuzun temsilen size bu sunumu yapıyorum. Paylaştığım bilgiler de tamamen bizim komisyon gündemimizde konuştuğumuz, tartıştığımız konulardır. Ancak ben burada 1 kilovolt altı tesisler SMM belgesi konusuna gerçekten hiç girmek istemiyorum. Çünkü bizi ifade etmediğini düşünüyoruz. Biz komisyon olarak burada çok net görüşümüz. Bunu söylerken tabii benim 1 kilovolt altı SMM belgem var. Daha önce elektronik SMM belgesiydi. Odadaki bir takım mevzuat değişikliği nedeniyle bu 1 kilovolt altı SMM belgesine dönüştü. Yıllardır var. İlk alanlardanım ama hala kullanmış değilim. Sadece sembolik olarak onu taşıyorum, bulunduruyorum. Elektronik mühendisliği denince ARGE'de çalışan, üretim planlamada çalışan veya üretim alanlarında çalışan mühendisler aslında akla geliyor ve böyle biliniyor. Ancak son dönemlerde biraz önceki uygulamadan da görebildiğiniz gibi elektronik mühendisler olarak bizler de yapı üretim süreçlerinde oldukça fazla rol alıyoruz. Bu roller tasarım ve projelendirme aşamasından başlayıp yapım işleri, ürünlerin seçimi, uygulama ve satış sonrası bakım işletme süreçlerinin tamamını içeriyor. Yapılarda kullanılan elektronik sistem teknolojilerinde gerçekleşen hızlı gelişmeler ve her geçen gün ortaya çıkan yeni gereksinimlerle birlikte elektronik sistemler yapı üretim süreçlerinin en önemli unsurlarından olmuştur. Artık yapılar bildiğiniz gibi boyut değiştirdi. Çok katlı yüksek binalar çoğaldı. Çok büyük alanlara sahip endüstriyel tesisler kurulmaya devam ediliyor. Bu yapıların içerisinde aynı anda binlerce insan çalışmakta ve yaşamaktadır. Bu insanların can ve mal emniyetini korumak, haberleşmelerini sağlamak, yaşam kalitesini arttırıcı, konfora yönelik elektronik sistemler kurmak artık bir zorunluluktur. Yapılarda elektronik sistemlerin kullanımındaki bu artış nedeniyle mühendislik hizmetlerinin doğru uygulanması ve oda denetimlerinin yapılması da gittikçe daha fazla önem kazanmıştır. Çoğunlukla yurt dışı kaynaklara bağımlı olarak gelişen elektronik sektörümüzdeki malzeme üretimleri, ithalatı ve uygulamalarının her aşamasında yaşanan standart sorunları ile mühendislik uygulamalarındaki eksiklerimiz bilinmektedir. Hızla büyümekte olan sektör ile birlikte çözüm üretilmesi gereken sorun ve eksikliklerin de boyutları maalesef gittikçe büyümektedir. Bir Temmuz 2012'de yayınlanan YES yönetmeliğini diğer konuşmacı arkadaşlarımız da oldukça güzel ifade ettiler. Ancak bunu biz halen uygulamaya koyabilmiş değiliz aradan geçen 5 yıla rağmen. Bunları bilmek ama uygulayamamak da ayrı bir paradoksumuz tabii. Aslında yapılması gereken çok açık. YES yönetmeliğine ilişkin yönergeleri derhal yayınlayabiliriz. Bu konuda çalışmalarımız var. Birçoğu da hazır aslında. Yayınlanmış olan aynı zamanda YES işletme sorumluluğu yönergesini uygulamaya koyabiliriz. O da mevzuatı içerisinde. Bu hizmetleri vermek isteyen meslektaşlarımıza dair SMM yetki belgelerini de düzenlemek adına MİSEM'de eğitim programları düzenleyebiliriz. Bunların da eğitim notları, dokümantasyonu çoğunlukla hazır. %90-95 oranında hazır. Sadece bir son düzenlemelere ihtiyaç kaldı. Tabii burada biz oda içerisinde her ne kadar kendi kendimize bunları düzenlesek, yapsak, yayınlasak dahi aslında bunların dışarıda hayatta aranır olmasını sağlamalıyız. Bu da bizim yönetimlerimizin görevi esasında.
Yönetmeliğin amaç maddesi okunduğu için geçiyorum, çok zamanınızı almayayım. Ben de tekrar hatırlatmış olayım çünkü bazı birkaç düzenlemeler yaptık sonradan güncellenmiş haliyle. Dört ana başlıkta tanımladık. Yapılardaki elektronik sistemlerinin mevzuatını. Yapılarda elektronik haberleşme sistemleri diyoruz. Bildiğiniz gibi bilgi işlem altyapısı, network sistemler, kablosuz haberleşme ağları, bina içlerine artık kurulan GSM yayınları, Wi-Fi, VLAN, telefon santralları, call manager'lar, SCADA uygulamaları tamamı yapılardaki elektronik haberleşme sistemlerinin içerisinde ve aslında her gün güncel olarak hayatımızın içinde her girip çıktığımız ortamda kullandığımız sistemler. Yapılarda elektronik güvenlik sistemleri, burada öncelik mal emniyetidir tabii ki bu uygulamalarda. Soygun, hırsızlık, alarm sistemleri, üst arama, paket arama, ürün gözetleme, geçiş kontrol, akses kontrol dediğimiz, kapalı devre televizyon, CCTV, biyometrik tanıma, yüz tanıma, parmak izi, iris, damar algılama vesaire. Artık her gün, her an, her yerde karşılaştığımız ve hayatımızın içinde olan sistemler. Burada başlığı düzeltmiştik. Yalnızca yangın algılama ve uyarma değil, teknik emniyet sistemlerini de dahil ettik. Teknik emniyet sistemlerinden kastımız gaz algılama sistemleri, gazlı yangın söndürme sistemlerini de dahil ettik. Gaz algılama deyince tabii parlayıcı, patlayıcı ya da toksik, zehirleyici gaz algılama sistemleri de bu konunun içerisinde. Acil durum aydınlatma yönlendirme, sismik deprem sensörleri, duman tahliye sistemleri, sesli tahliye sistemleri yine bu başlığın içerisinde. Bir de yapılarda konfora yönelik elektronik sistemler son başlığımız. Bildiğiniz gibi gene ses yayın anons sistemleri, aydınlatma otomasyonu, ısı nem, hava kontrol, akıllı bina uygulamaları, personel devam kontrol, evrak transfer bu tür sistemlerin içerisine giriyor. Şurada da bir tablomuz var esasında. Yine az önceki videoda olduğu gibi bir yapıdaki elektronik sistemlerinin bütününü burada ifade edebiliyoruz ve bunların entegrasyonunu ifade edebiliyoruz. Örneğin gene Bakü Olimpiyat Stadyumu'nu konuşursak 66 bin kişinin var olduğu, aynı anda bir yerde olduğu bir ortamı düşünün. Eğer orada yönlendirme, yangın algılama, insanları sevk idare ile ilgili sistemleriniz sağlıklı değilse, çalışmıyorsa, hatalıysa çok büyük felaketler yaşanabiliyor. Örnekleri de var. Ya da çok katlı binaları düşünelim. Aynı anda bu çok katlı binalarda binlerce insan oluyor içinde. Bunların hepsi her zaman o binada yaşayan insanlar da değil. Kimi misafir olarak gelmiş, kimi günlük iş için gelmiş vesaire. Dolayısıyla oradaki elektronik sistemler entegre çalışmak zorunda ve hepsi birbiriyle konuşup herhangi bir risk gerçekleştiğinde o binadaki insanları doğru sevk etmek zorundayız. Örneğin aslında bildiğiniz gibi yangın algılama sistemleri artık zorunluluk ve şu anda mevzuata en çok gelişmiş olan binaların yangına karşı korunması yönetmeliği sayesinde yangın algılama sistemi ön plana çıktı. CCTV artık kameralar hayatın her yerinde her amaçla kullanılıyor. Sadece güvenlik amaçlı değil, proses izleme, herhangi bir işletmedeki özel bir uygulamayı izleme, kayıt alma vesaire gibi de kullanılabiliyor. Güvenlik sistemleri zaten hepimizin, birçoğumuzun evinde bile artık kullanılan sistemler. Ses yayın anons sistemleri aynı şekilde. Önceleri yalnızca müzik dinlemek ya da anons ulaştırmak amacıyla kullanılan bu sistemler şimdi yeni yönetmeliklere göre örneğin 5000 metrekare ve üzeri olan endüstriyel tesislerde zorunluluk, yangın algılama sisteminin bir parçası olarak kurulma zorunluluğu. Yani yalnızca sirenlerle değil, insanları yönlendirecek şekilde çıkışlarını sağlamak gerekiyor. İklimlendirme kontrol sistemleri aynı şekilde. Enerji otomasyonu izleme, aydınlatma otomasyonu, diğer medya uygulamaları ve bunların hepsi bir network altyapısı üzerinden işletiliyor. Ve en son tek ekrandan bile bir kişi tarafından işletilebilir hale getirilebiliyor. Tabii ki doğru uygulama yapılırsa, doğru standardına göre malzeme kullanılırsa, kablo tesisatı, işletim sistemi, seçilen ürünler, her bir şey standarda uygun olursa doğru sistemler kuruluyor. Bunlarla da bitmiyor aslında.
Örneğin hastanelerde hemşire çağrı sistemleri var. Banka, PTT vesaire gibi her gün gene kullandığımız abonelik işlemi yapılan yerlerde sıramatikler var. Bilgi ekranları, kiosklar var. Alışveriş merkezlerinde ürün gözetleme sistemleri, digital signage, video wall, kurumsal IPTV sistemleri, sismik dedektör, aynı şekilde X-ray cihazları, araç altı okuma, plaka kayıt, iris tanıma, yüz tanıma, parmak izi, damar okuma. CCTV'de yine aynı şekilde sınır güvenliği için yaratılan sanal çizgiler kullanılarak bir bölgenin güvenliği sağlanabilir. Kamera görüntüsüyle alınan nesnelerin ayırt edici özelliklerini karşılaştırmak, seçmek, tanımak, tanımlamak mümkün. Yine kamerayla alınan görüntüler analiz edilip bir fuar alanındaki hangi standın çok ziyaretçi çektiği ya da bir AVM'deki hangi rafın daha çok ürün sattırdığı gibi analizler çıkartılabiliyor. Yakın zamanda İzmir'de bir firma biliyorum çalışıyor. Bir yazılım geliştirdiler. Şu anda beta versiyonlarını da kullanıyorlar. Banko gibi sabit olarak oturarak görev yapan personellerin karşısındaki bir kamerayla onun yüz mimiklerinden, yüz ifadesinden mutlu mu, mutsuz mu, bir derdi mi var, bunu algılayıp o insanlara ya yardım ya da değişiklik yaparak gelen gidenlere daha hızlı, daha sürekli güler yüzlü hizmet verme gibi bir program geliştiriyorlar. Aslında düşününce belki insani olarak çok şey iyi bir şey değil ama şimdi havaalanlarındaki işte check-in ya da bilet bankolarında çalışan insanları düşünün. Bazen birisi geliyor, tartışıyor, sinir katsayısı değişiyor. Sonra oradaki personel devam eden diğer insanlara da belki olumsuz davranmaya devam edebilir. Ama böyle bir algılamayla o değişiklik yapılabiliyor. Bütün bu saydıklarımız bizim yapı elektronik sistemleri uygulamaları dediğimiz konular. Tabii yapıyla bina arasındaki farkı da aslında burada hatırlatmak isterim. Bina dediğimiz çatısı olan ve kapalı bir alanı ifade ediyor ama yapı deyince bizim kendi iş uygulama alanımızı tarif etmek istersek yapı deyince bina ve binanın çevresindeki bütün donanımlar. Yani aslında sadece çatısı olan bir yeri kastetmiyoruz. Bir metro istasyonu da bizim için bir yapı. Bir tramvay istasyonu da bir yapı. Dolayısıyla günlük olarak insanların kullandığı her alan, bir karayolu tüneli de bizim için bir yapı. Bina olmasa bile bir yapı. Bunların tamamı bizim iş alanımıza giriyor. Saydığımız bu sistemler aslında çok da para tutmayan gibi görünen sistemler. O genel ortalamada bir yapı maliyeti içerisinde %10 gibi bir bütçe içerisinde yer tutuyor. Belki de böyle olduğu için ihmal ediliyor. İhmal edilince de çalışmayan sistemlerle karşılaşıyoruz. Ama tekrar hatırlatmak isterim. Yani tasarım, projelendirme aşamasından ürün seçimi, yapımı, denetimi, işletme ve bakım aşamalarına kadar standartlara ve yönetmeliklere uygunluk bize göre zorunlu ve bu aranmalı. Eğer bunlar yapılmazsa can ve mal güvenliği bakımından özellikle son dönemlerde hassasiyet gösterilen iş yeri güvenliği ve çalışanların sağlığı bakımından en kötüsü de bir risk gerçekleştiğinde sigortalama mevzuatı bakımından büyük açıklar oluşuyor yapılarda. Artık sigorta firmalarının uzman eksperleri gelip riskten sonra inceliyor, analiz yapıyor. Yönetmeliğe standarda uygun kurulmamışsa oradaki sistemler ödemesi gereken risk bedelinin düşürüp çok daha küçüğüyle anlaşma yapmaya çalışıyor. Eğer hatalı tesis edilmişse bu sistemlerde kısa sürede çöp haline geliyor bildiğiniz gibi ve bir gün ihtiyaç olduğunda çalışmayabiliyor. Yine binaların yangına karşı korunması yönetmeliğindeki çok önemli, hepimizi bağlayan ve ilgilendiren bir maddeyi sizlere hatırlatmak için buraya aldım. Burada görev, yetki ve sorumluluk maddesi 6. Bunu okuyalım izninizle. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, işveren veya temsilcileri, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,
Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje, kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri görevli, yetkili ve sorumludur. Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmamasından, projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde proje müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde ise müteahhit veya yapımcı firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine yazılı olarak bildirildiği halde yapı sahibi tarafından yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise yapı sahibi sorumlu olur. Bu yönetmelik hükümlerine uyulmaması sebebiyle meydana gelen yangın hasarlarından dolayı yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri, tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler, yapı denetimi kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları kusurlarına göre sorumludur. Yani bu şimdi şu anda yasal olarak geçerli olan yönetmelik maddesi. Aslında özetle herhangi bir yerde yönetmeliğin kurulmasını öngördüğü yerde yangın ihbar sistemini yanlış yapmışsak bizler bir yangın felaketinden sonra bize de dava açılıp oradaki hasar, risk vesairelerden biz de sorumlu tutulacağız anlamına geliyor. Çok net. Ve bu tür davalar vesaireler de halen var. Birçok meslektaşımız da uğraşıyor. En başta sizlerle paylaştığım bu şu andaki elektrik iş tesisleri yönetmeliğine göre olan mevzuat, Ali Fuat Bey'in zaten daha önceki bir sunumlarından ben bunu almıştım. Aynı görüntü olduğunu fark etmişsinizdir. Böyle bir karmaşık yapıyı ifade ediyor. Biz böyle olmasın ve şöyle yalın olsun, kendimizi daha iyi ifade edelim. Odamızda 1 kilovolt üstü iş yapan meslektaşlarla 1 kilovolt altı iş yapan meslektaşlarımız ve yapı elektronik sisteminde bu alanda çalışan meslektaşlarımızın aynı oda içerisinde birbirimizle etkileşimli olarak yetki, görev, sorumluluk paylaşımlarımız böyle yalın hale gelsin diye bir talebimiz var. Bu konuda da bütün meslektaşlardan, bütün EMO üyelerinden destek bekliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek daha sağlıklı ve güvenli, konforlu yapılar üretiriz, oralarda yaşarız diye de düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.